Evet, bu istifayı nasıl değerlendirmeliyiz? Öncelikle gazeteci Saygı Öztürk konuğumuz olacak gün yüzünde. Sayın Öztürk, merhabalar. Merhaba Remziye Hanım, sağ olun. Bir yandan canlı yayında beklediğimiz için çok hızlıca ilerlememiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Öncelikle siz bu istifayı nasıl değerlendirdiniz? Bu bir istifa mıdır? İstifa etmesi istenmiş olabilir mi kendisinden? Ne düşündünüz istifayı ilk duyduğunuzda? Ben şöyle söyleyeyim. Öncelikle Sezgin Baran Korkmaz konusu Sedat Peker tarafından gündeme getirildiği zaman arasındaki Korkmaz Karaca ile ilişkileri. Ben kendisini aradım. Dedim ki size dedim Sezgin Baran Korkmaz araç tahsis ettiği doğru mu dedi. Evet. Hemen cevabı çok net oldu. Evet dedi, doğru dedi. Hemşerim dedi. Benim aracım dedi arızalanmıştı. O arıza sırasında dedi işte bir araba kiralamam gerekiyordu. O kiralama sırasında hemşerim olduğu için o da dedi bu durumdan haberdar olduğu için aracı verdi. Aracın benzin parasını ben zaten karşılıyordum. Kısa bir süre kullandıktan sonra zaten dedi ben aracım yapıldıktan sonra da iade etmiştim dedi. Şimdi tabii o dönemde hakkındaki bazı gündeme getirilen konular nedeniyle ilk yıpranma süreci o zaman başladı. Hatta o dönem istifa edeceği de konuşuluyordu. Fakat daha sonraki süreçte konu kapandı. Bu kez yeniden gündeme geldi. Bu kez geliş biçimi de baktığın zaman bir iş kadını ile arasında bir konuşma gündeme getirildi. Ancak iş kadını da yaptığı açıklamada Korkmaz Karaca ile herhangi bir buluşmasının falan olmadığını, bir yanına gitmek istediği fakat daha sonra bu görüşmenin de gerçekleşmediğini bizzat kendisi açıklamalarında, televizyon ekranlarında da söyledi. Ama şu var ki gerek daha önceki konuşmalar gerekse bu son olarak gündeme getirmesi kuşkusuz Korkmaz Karaca'yı alabildiğine yıprattı. Aha. Karaca'nın tabii geçmişte hem CHP'nin parti meclisinde uzun süre görev yapması, bu kez de CHP'den istifa edip AKP'ye geçtikten sonra da yine bu kez de parti meclisinin karşılığı olan AKP'de MKYK'da görev alması belki ilk kez gerçekleşen bir uygulamaydı. Yani sadece Korkmaz Karaca'ya özgü bir durumdu bu. Şimdi bu durumda Korkmaz Karaca'ya karşı CHP'lilerin de bir takım geçmişten dolayı zaten bu istifa süreciyle de ilgili de olumsuz bakışları vardı. Şimdi hakkında gündeme getirilen konu gerçekten aileyi yani eşini, çocuklarını rencide eden bilgilerdi. Bu nedenle Korkmaz Karaca'nın orada daha fazla kalması pek de uygun olmazdı. Evet, kendi kararı mıdır diyorsunuz kendisiyle yani? Yaptığım, kendi kararı mıdır sizce evet, bu? Daha önce yine kendisiyle yaptığım konuşmada da bir röportajda da şeyden kesinlikle devletten yani Cumhurbaşkanı Ekonomi Kurulu'ndaki görevi nedeniyle herhangi bir para almadığını ifade etti. Ve sonuçta bütün görevlerinden dün itibariyle istifa ettiğini söyledi. Peki dedim istifa kendisiyle bugün ben konuştum. Aslında dün de konuştum. Evet. Peki dedim istifadan önce bir karar sürecinde görüştüğünüz, danıştığınız kimse oldu mu? Evet dedi oldu. Kiminle konuştunuz? İçişleri Bakanı ile görüştüğünü. Bu süreçte İçişleri Bakanı'nın dedim peki sizin istifa etmeniz yolunda bir tavsiyesi bilmem veya etme falan şeklinde bir şey oldu mu? Yok sadece dedi üzüldüğünü söyledi. Ancak yani şu anlaşılıyor ki İçişleri Bakanı ile de görüştükten sonra böyle bir istifanın gerçekleştirildiği anlaşılıyor. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı'nın da onayını aldığını ifade ediyor. Ancak bu Cumhurbaşkanı ile bir görüşme olduğu şeklinde değil. Herhalde bir aracı kanalıyla belki bu görüşme gerçekleştirmiştir. Yani şunu söyledi bana kimse istifa et demedi. Ben tamamen kendiliğimden istifa ediyorum. Çünkü özellikle ailemle ilgili veya kendisine atfedilen bir suçlamayla ilgili çok özellikle kızının baba artık dayanamıyorum sizinle ilgili bu iddialar karşısında lütfen görevi bırak şeklinde de kızının da bir önerisi tavsiyesi oldu. Tabii kızlar için babanın yeri ayrıdır. Baba için de kızların yeri ayrıdır. Evet. Bu istek üzerine
Böyle bu bir tabii karar aldığını işin söyledi. İşin duygusal bir boyutu. Evet. Umuyoruz kızının gelecekte de bir biçimde başını eğmesine neden olmayacak başka iddialar, belgeler, bilgiler ortaya çıkmasın. Hiçbir çocuk üzülmesin tabii ki ama varsa kesinlikle da çıkmak durumunda. Serkan Taranoğlu peki biliyorsunuz adı geçen isimlerden biri bir Cumhurbaşkanı danışmanı olarak. O da istifa etti mi, etmedi mi, edecek mi? Bir taraftan böyle de bir belirsizlik söz konusu. Benim ısrarla size kendi kararımıdır diye sormamın ve üstelememin sebebi bir yanıyla Cumhurbaşkanı'nın artık bunu taşıyamayacağı bir noktaya gelmesi dolayısıyla seçimin de daha erken bir vakitte yapılması ihtimali de göz önünde bulundurulduğunda hala bu ihtimal konuşuluyor biliyorsunuz. Artık böyle bir yola gitmiş olabileceği üzerine yapılan yorumlar. Sizin bakışınız nasıl? Evet, şimdi tabii bu yaklaşan bir seçim süreci var. Bu seçim sürecinde tabii ki hiçbir siyasi parti hiçbir kadrolarının yıpranmamasını ister. Ancak artık AKP'nin yalnız mesela Korkmaz, baktığın zaman Korkmaz Karaca şu anlatılanlara bakarsanız en masumu. Yani şey, en azından şu andaki açıklamalara göre ifade ediyorum. AKP içerisinde veya AKP ile bağlantılı işte müteahhitlerle ilgili ifade edilen cümleler çok çok daha ağır ifadeler var bunlarla ilgili. O yüzden parti içerisinde belki bundan sonra da yeni istifalar olabilir mi? Olabilir. Ancak şu var ki Sedat Peker'in gündeme getirdiği her konu son derece önemli konulardır. Önemli iddialardır. Bunların mutlaka araştırılması gerekiyor. Evet. Ama her zaman şöyle sözle başlanıyor biliyorsunuz. Özellikle siyasetçiler. Yok mu yürekli bir savcı? Her şeyden önce bunlar son derece yanlış ifadelerdir. Neden yürekli savcı yok? Çünkü bir savcının bu işlere başlanabilmesi için her şeyden önce son bir şikayet, her şeyden önce olayın bir mağdurunun olması ve bu şikayet ya da mağduriyetin UYAP kanalına düşmesi. UYAP'a düştükten sonra ancak Cumhuriyet Savcıları harekete geçebilir. Aksi halde böyle bir de olayın asıl belki göz ardı eden konulardan birisi. Yani şu anda Peker'in suçladığı önemli isimlerden birisi bakıyorsunuz bakan. Şimdi bakanla ilgili konuda görev suçu olması nedeniyle veya görev suçu olduğu iddiası olması nedeniyle zaten Cumhuriyet Savcılığı'nın yapacak bir şeyi yok. Herhangi bir işte bakanı ifadeye görevleri nedeniyle ifadeye çağırma gibi bir durum da Remzi Hanım söz konusu değil. O zaman ne yapılması lazım? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuyla ilgili harekete geçmesi, araştırma ve soruşturma komisyonu kurması gerekir. Şimdi biz daha çok bekleyeceğiz geliyor, gibi görünüyor böyle bakıldığında. Diyor ki, milletvekilleri yürekli savcı diyor ama ben konuştuğum savcılarda diyor ki nerede diyor yürekli milletvekilleri. Yani olay bir yerde böyle hep konuşuluyor. Sadece konuşarak kalınıyor ve olayın üzerine yeteri kadar gidilmediği konusunda da kamuoyunda genel bir görüş var. Ama elbet bir yürekli çıkacaktır Sayın Öztürk. Çok teşekkür ediyorum. Sözünüzü çıkması gerekir. Ben teşekkür ederim. Sözünüzü bölmüş gibi oldum. Lütfen özrümü kabul edin. Hayır. Çok teşekkürler bizi bilgilendirdiğiniz için. Sağ olun. Sağ olun.